Budapesti. Merak etmeyin Sultan. Gördüğünüz gibi iyiyim. Şükürler olsun. Zülfikar sana kıyamamış. Haberi yoktur inşallah. Bir de aynı hatayı yapmam. Bırakalım gittiğini sansın. Ne olacak peki şimdi? Sultan, ben yıllardır hanedanın ve Sultanahmet'in emrindeydim. Asla ihanet etmedim. Hiçbir suçum, günahım yokken idam edilmemi istediler. Gözen girdi aklına. Yoksa hünkâr yeğenin bağışlardı seni. Şimdi günahının bedelini ödüyor. Gözem Sultan. Kendi ve evlatları için bir tehdit olduğumu düşündü. Oysa ben her daim sadıktım. Hep korudum onu. Hünkârımız hakkımda hükmü verdiler. Canım bağışlandı. Moray'a sancak bey olarak tayin edildim. O gece size payitahttan ayrılacağımı söylemiştim. Lakin siz mani oldunuz. Beni ifşa ettiniz. Ölmemi istediniz. Neden sultanım? Neden yaptınız bunu? Hakikati öğrendiğin halde sakladığın için İskender. Validenle gizli bir niyetiniz olduğunu düşündüm. Ben asla hünkârımıza sadakatsizlik etmedim. Etmem de. Lakin sebep bu değildi, değil mi? Safiye Sultan'dan intikam almak istediniz. Kardeşinizin intikamını. Hünkârımız canımı alsalar da eğer, ödeşmiş olacaktınız. Ben hünkârımız ve hanedanı Ali Osman için yapmam gerekeni yaptım. Zira validene zerre kadar itimadım yok. Karşınızda artık Haz Odabaşı İskender değil, bir şehzade var. Haddinizi bilin. Hanedan dediğiniz benim. Lakin artık bitti. Masumiyet bitti. Hakkım olanı alacağım sultanım. Zor olacak farkındayım ama karar verdim. Tahta çıkacağım. Merak ettiğim şu ki, siz de validem gibi yanımda mısınız? Yoksa değil misiniz? Yanındayım tabii. Yanındayım. Sonuna kadar. Yak şu mumları hemen. Sen de çabuk bir...